Herkese merhabalar. Kurtuluş Savaşı'nda Batı Cephesi'ndeyiz Songuç'um. Düşmanı denize dökeceğiz. Hazır mıyız? Harikasın. Tebrik ediyorum seni. Birinci Yunan Savaşı'nda bir milat yapacağız ve diyeceğiz ki Moskova Anlaşması, İstiklal Marşı'nın kabulü, Londra Konferansı, Afganistan'la dostluk ve teşkilat esasiyeyi kabul edeceğiz. İkinci Yunan Savaşı'nda makus talimizi yeneceğiz ve düşmanı durduracağız ikinci kez. Kütahya-Eskişehir Savaşları'nda ise birazcık bittik diyeceğiz. Ardından da Sakarya'yı kazanacağız ve mükemmel bir şekilde Batı Cephesi'nde zaferlerimizi göreceğiz. Tabii düşmanla savaştan daha önemli olan savaş nedir Tonguç'um? Cehaletle savaş. Dolayısıyla bunun için ne yapmamız lazım? Test çözmemiz lazım değil mi Tonguç? Evet hocam. Harikasın. Bizler Aralık ayında 2022'yi bitirirken, 2023'e bomba gibi girerken mutlaka Batı Cephesi ile alakalı taktikli de dinamoda ve zordaki ödevlerimizi çözelim. Hatta dersin başında hemen ödevimizi vereyim ben şöyle. Batı Cephesi'nde iki tane testimiz var. Burada bir numaralı test veriyorum. Dijital soruları çözüyoruz. Hemen ardından Zoru Bankası'na geçiyorum. Zoru Bankası'nda da direkt zora geçtim ben bir anda ama olsun yapacak bir şey yok. Zoru Bankası'da yine Batı Cephesi ile alakalı 3 testimiz var. Burada yine 1 ve 2 numaralı testi çözüyoruz. Dinamo soru bankamızda da İnkılap Tarihi soru bankamızı hemen Doğu ve Güney Cephesi'ni bitirmiştik. Şimdi Batı Cephesi 1, Batı Cephesi 2 ve Batı Cephesi 3'ü çözüyoruz. Dijital soruları da çözmeyi unutmuyoruz Songuç'um. Hadi bakalım ödevlerimizi verdik. Hazırız. Düşman da hazırsa onu güzel bir şekilde denize dökelim. Ve ardından da yolumuza mükemmel bir şekilde devam edelim. Videomuz başlasın. Kurtuluş Savaşı'nda biliyorsun Doğu Cephesi, Güney Cephesi ve Batı Cephesi olmak üzere toplam 3 farklı cephede düşmanla mücadele ettik ve hepsini yamultup gönderdik. Nasıl gönderdik? Doğu Cephesi'ni hatırlarsan bunu bir önceki dersimizde anlatmıştık. Doğu Cephesi'nde Ermeniler Kazım Karabekir'le karşılaşmıştı ve koşarak kaçmışlardı. Gümrü Anlaşması imzalanmıştı. Koşarak koşmayarak fiilimsidir. Harikasın, kafayı yedin Tonguç iyice, ne alakası var? İnkılap tarihi dersiniz evladım. Aynı zamanda Güney Cephesi'nde Fransızlar böyle biraz gaza gelmişler. Ermenilerle beraber acaba Le Bon Jo falan diyorlardı. Orada Sütçü İmam dedi ki gelin bana gelin dedi. Ardından Şahin Bey, ardından da Ali Sahip Ursavaş Fransızları ve Ermenileri burada devre dışı bıraktı. Ve Güney Cephesi'nde teslim etmedi kimseye. Fakat Batı Cephesi o kadar kolay olmadı olmuş. Batı Cephesi gerçekten tek başına video çekecek kadar önemli bir cepheydi. Niye? Çünkü Kurtuluş Savaşı'nın sonucunu burası belirledi. Bak burada Kuvayi Milliye, burada Kazım Karabekir'in 15. kol ordusu Osmanlı'dan kalan. Ama burada düzenli ordu mücadele etti olmuş. Şimdi Kurtuluş Savaşı'nda cepheler dedik. Batı Cephesi, Güney Cephesi, Doğu Cephesi dedik. Şimdi gel Batı Cephesi ile devam ediyoruz. Batı Cephesi'ndeki mücadelelere baktığımızda birinci yönü biz kazanıyoruz 1-0. İkinci yönü biz kazanıyoruz 2-0. Kütahya Eskişehir'de maalesef kalemizde gol görüyoruz. 2-1 oluyor. Orada birazcık geri çekilmek zorunda kalıyoruz. Yani bu bir taktik ama mecburuz yani. Geri çekilmek zorunda. Sakarya'da 3-1 yapıyoruz. Deplasmanda gol atmışlar hocam. Aynen, deplasmanda gol 1.5 gol söylüyor ama olsun, yine de bizim moralimiz bozuluyor birazcık. Ama sonrasında Sakarya zaferiyle 3-1 yapıp büyük taarruzla artık maçı bitiriyoruz. Hat-trick büyük taarruzla savaş bitiyor. Hat-trick 4-3'tür hocam. Ama 3 golde Mustafa Kemal atıyor burada. Şaka şaka. Şimdi hat-trick 3 gol atmak demektir. Ben de yani 4-1'de 3 fark attık manasında söylemiştim. Burada Tonguç bak, 1921 ve 22 arası yapılan bu savaşlar esasında Kurtuluş Savaşı'nın da sonucu belirliyor. Yani sadece Batı Cephesi değil tüm ülkeyi ilgilendiriyor. Şimdi 1. Yunan Savaşı ile başlayalım. 1. Yunan Savaşı neydi? 1-0 yaptığımız savaştı. Dolayısıyla 1. Yunan Savaşı bir milat, bir başlangıç bizim için. Milat diye kodları yaraktan bunu aklında da tutabilirsin Tonguç'um. Milat neydi? Moskova Anlaşması. İ neydi? İstiklal Marşı. L Londra Konferansı. A Afganistan'la dostluk. T'de tabii ki Teşkilat-ı Esasiye. Birinci Yunan Savaşı'nda Teşkilat-ı Esasiye ilk anayasa, 1921 anayasası, egemenlik milletin oluyor Tonguç ve güçler birliği var. Yani demokratik değil o anda yasama, yürütme, yargının aynı erkte toplanması, aynı güçte toplanması ama biz buna mecburuz. Kısa ve öz çünkü savaş zamanındayız. İstiklal Marşı milli bağımsızlıkla alakalı, inanç ve milli duygular Mehmet Akif Ersoy sayesinde güçlendiriliyor ve Mehmet Akif korkma sövmez bu şafaklar yüzünden al sancak. Harikasın. Mehmet Akif Ersoy diyor ki Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın diyor. Niye hocam? Çok güzel yazmışlar ama. Ama eğer İstiklal Marşı yazıyorsan muhtemelen bir savaş çıkmıştır. Muhtemelen zor durumdasıdır Tonguç. Düzenli orduya güven artıyor çünkü düzenli ordunun ilk zaferi 1. Yunan Savaşı. Afgan Dostluk Anlaşması da eğitim, askeri ve siyasi alanda ilk defa bir Müslüman devletle işbirliği yapıyoruz. Afganistan biz tanıyan ilk Müslüman devlet. Biz derken TBMM'yi. Londra Konferansı'nda da ilk defa itiraf ettikleri bizi tanımış oluyorlar ve amaçları Yunanlılara zaman kazandırıp Sevr'i yumuşatıp yeniden bizi kabul ettirmek. Biz de bunu biliyoruz esasında ama sırf Misak-ı Milli'yi tüm dünyaya duyurmak ve barış canlısı olduğumuzu gerektiğinde masaya oturup konuşabileceğimizi göstermek adına Londra Konferansı'na katılıyoruz. Hukuken bizi ilk kez tanımış oluyorlar ama sonrasında savaş devam ediyor. Moskova Anlaşması'na baktığımızda da ilk kez bir Avrupalı devlet yani Sovyetler Birliği bizi siyasi ve askeri anlamda destekliyor ve bizi tanımış oluyor Tonguç. Şimdi gelelim 2. Yunan Muharebesi'ne.
Makus talihimiz yavaş yavaş değişecek. Makus talih nedir? Biz genelde böyle bir savaştan sonra bize bir anlaşma teklif ediyorlar mesela Londra konferansı gibi. Hani sevri yumuşatıp kabul ettirmeye çalışıyorlar. Biz genelde hayır dediğimiz hep kötü oluyor. Genelde daha kötüsünü kabul etmek zorunda kalıyorduk son dönemlerde. Ama bu sefer birinci önüden sonra bize sunulan Londra konferansındaki şartları kabul etmeyip ardından da ikinci önünde başarılı oluyoruz. Ve böylece birinci önün intikamını almak isteyen Yunanları ikinci kez yamultuyoruz. Yamultuyoruz. Evet. Askeri ve psikolojik açıdan olumlu. Burada Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını atmak zorundayım Tomuk. Çünkü çok güzel bir cümle söylüyor. Diyor ki siz orada yalnız düşmanı değil milletin kötü şansını da yendiniz. Niye? Hep böyle yeniliyoruz ama onu bitirdik diyor. Dolayısıyla bu da bir savunma savaşı. Kütahya Eskişehir muharebelerine baktığımızda maalesef Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekilmek zorunda kalıyoruz. Hatta artık düşmanların top sesleri yani onların silah sesleri Polatlı'dan Ankara'dan bile duyulmaya başlıyor. Ve mecliste Mustafa Kemal'e yönelik eleştiriler başlıyor. Hatta bak bunu da senin için kodladık. Tam bittik diyoruz yani. Niye tam bittik? Çünkü Allah korusun. Yani tam bittik derken Sakarya'yı kazanacağız. Nedir tam bittik? Birincisi ordunun ihtiyaçları için tekalifi milli emirleri yayınlıyoruz. Yani genel seferberlik emirleri ordunun çamaşır, silah, asker, hayvan, yiyecek, gıda ihtiyacını karşılamak için Mustafa Kemal halka diyor ki haydi diyor yardım toplayalım diyor. Ve o esnada halk da tabii ki paşam diyor ve topyekun mücadele başlayacak. Afyon Kütahya Eskişehir'i işgale uğruyor. Marif Kongresi yapılıyor. Bu da eğitime verilen önem. Kurtuluş Savaşı sırasında düşman taburalara kadar gelmişken eğitim kongresi yapmayalım diyor Hamdullah Supitan Rover. O zamanki Milli Eğitim Bakanı olacak olan kişi. Mustafa Kemal de diyor ki cehaletle savaş düşmanla savaştan daha az önemli değildir. Yani düşmanla savaşmak kadar önemlidir cehaletle savaş diyor. Dolayısıyla o da eğitime önem veriyor. Başkomutanlık yasasına baktığımızda işte bütün bu Marif Kongresi veyahut da Tekalif-i Milliye veya buna benzer şeyleri Mustafa Kemal hızlı bir şekilde karar alabilmesi için Mustafa Kemal'e meclis tarafından başkomutan yetkisi veriliyor. Nedir başkomutanlık yetkisi? Meclis, ordu, her şey Mustafa Kemal'e bağlı. Geçici bir süreyle veriliyor. Niye? Çünkü her zaman öyle bir şey olsa riskli. Ve Mustafa Kemal de hızlı bir şekilde kararlar alacak. İtalya çekilmeyi durduruyor. Çünkü biz yenilince İtalya normalde gidiyordu. Bunlar yenecek galiba diyor. Meclisi Kayseri'ye taşınması gündeme geliyor. Ve TBMM'nin kurduğu ilk düzenli ordunun ilk ve tek yenilgisi. İyimser hava kayboluyor böyle mi? Mustafa Kemal'e eleştiriler başlıyor. Sen böyle hükümet kuruyorsun, saçma sapan işlerle uğraşıyorsun, düşman ülke zor durumda falan diyorlar. Ve hatta Kuvayi Milliye dönelim diyorlar. Yani Mustafa Kemal bu işi beceremeyecek diyorlar. Ödülü sorumuzu yap, yorumları ala. Hadi bakalım başarılar diyorum.